Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda staccato, legato parçasına bakacağız. Müller'in tonumuza baktığımızda fa diyez almış. Yani fa diyez alan bir parça ya sol majördür ya da ilgili minörü sol majör, mi minördür. Mi minörü yazmıyorum. Çünkü bu parça sol majör. Bakın sol ile başlamış. Solle bitmiş. Şimdi neden staccato legato? Bakın staccato ne demek? Kesik kesik çalmak demek. Legato da bağlı çalmak demek. Şurada notanın üzerinde noktaları görüyorsunuz. Buralar kesik kesik çalınsın istiyor. Yani nokta olmasa sol la si do. Bakalım nasıl çalınır? Şöyle. Gibi bu legato gibi. Ya da şu şekilde. Ama nokta olduğu için arkadaşlar bu şekilde mesela buna bu parçaya çalışmadan önce ne yapıyor? Sol la si do. Dörtlü bir şekilde bunu egzersiz şekilde yapabiliriz. Bakın. Alıştırmak için sonra bir ses atladım. Daha da hızlandırabilirsiniz. Geliştirmek için tersini de yapabilirsiniz. Ben hızlı yapıyorum ama tabii ilk önce çalışırken böyle. Ne yapıyorum? Şu an mesela 1 ve 4 arasını kullanıyorum. Bunu tersten diyorum. 5'ten de başlayabiliriz. Yani şöyle. 2'den başlayıp 5'te bitiririz. Böylelikle şu dörtlü grubu çalıştırdığımız gibi şu dörtlü grubu da ayrı ayrı çalıştırmış oluruz. Bu şekilde. İşte ben bunu çok önemsiyorum. Yani parça içerisinde kendimize göre, yapamadığımız yerlere göre ya da önemli yerlere göre egzersiz oluşturuyoruz. Burada ne yapmış? İki elle yapmış. Bakın burası da sol la si do. Burası da sol la si do. Yani ne yapmış? Şöyle. Şimdi bu dörtlü grup 1'den 4'e. Buradan da şu dörtlü grubu alıyorum. Bura 1 2 3 4. Bura 4 3 2 1 alıyorum. Bakın egzersiz yapıyorum. Bunlar ne için önemli? Belki bu parçada böyle bir şey yok ama başka başka daha zor parçalarda bu tarz pozisyonlar, teknikler gelebiliyor. Parmaklarımızı önden geliştirmiş oluyoruz. Mesela 4-1 arasını yaptık. Şimdi 5-2 arasını yapalım. Bakın. Bu şekilde geliştirebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi parçamızın önce bir pozisyonuna bakalım. Sol, la, si, do, re, si, sol demiş. Sol, la, si, do, re, si, sol. İkisi arasında bir oktavlık fark var. Şimdi burası bir kalıp. Re, mi, fa, sol, la, fa, re. Re, mi, fa, sol, la, fa, re. Evet, burası da başka bir kalıp. Bunu da şöyle morla yapalım. Evet. Tekrar burada kırmızıya dönüyor. Daha sonra baktığımızda arkadaşlar şurası da kırmızı. Evet. Şura farklı. Sonra bitiş. Heh. Bitişi de başka renk yapalım. Burası da böyle. Bir rengimiz daha var. Mavi. Do, re, mi, fa, sol, si, re, mi, re, mi, fa, sol. Burada da bir geçiş ezgisi var. Burayı da başka bir renk yapalım. Yani sağlamasını yaptığımızda kaç renk var? Ölçü 1, 2, 3, 4. Yani aslında bu parça 4 ölçüden. 4, pardon 5, 6 ölçüden oluşuyor. Çünkü birbirini tekrar ediyor. Şimdi şurası sol majör. Burası re majör. Bakın yazıyorum şimdi. Farklı kalemle yazayım şöyle. Burası sol majör. Burası re majör. Ne demek istiyorum? Bakalım. Parça böyle başlıyor. Bu sesleri kullanıyor. Yani şu. Sonra buraya geliyor. Bu da şunu demek istiyorum. Refleks atlaması. Şekilde çalışabilirsiniz.
En önemli şeylerden birine gelelim. Sol, la, si, do, re, si, sol. Şurada arkadaşlar ne var? Bir bağ sonu var. Yani ne yapıyorduk burada? Hafif stekatomsu gibi ama bir cümle sonu gibi kullanıyorduk. Şu bağ buraya ait. Şöyle gelmemiş. Yine burada da bir bağ sonumuz var. Şurada bir bağ sonumuz var. Şurada var. Burada var. Şurada bir... Evet, şurada önemli bir şey var arkadaşlar. Rit yazıyor. Bu ritardando demek. Ne demek bu? Yavaş, yavaşlayarak. Yavaşlayarak çalalım demek. Sonra şurada normal temposuna dönüyoruz. Aslında şurada A tempo yazması gerekiyordu. Yoksa komple yavaşlamamız gerekiyor. Burada da normal temposuna, başladığımız tempoya dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar sağ eli şuraya kadar çalıyorum. Parçanın sonuna kadar okuyarak çalıyorum. Bir V'leri de unutmayalım tabii burada, ben bahsetmedim ama. Bir ve ki ve bir ve ki ve. Bakın bu tek başına ki ve bu sol. Evet. Birinci satırın sağ elini söyleyerek çalıyorum. Bona yaparak. Sol, la, si, do, re, si, sol. Re, mi, fa, sol, la, fa, re. Zıplattım. Bakın buradan geliyorum ya. Zıplattım. Buraya düştüm. Zıplattım. Bu şekilde. Esnek bir şekilde zıplatıyorum elimi. Evet. Çalıyorum. Bu şekilde bitti. Sol ele bakalım. Şimdi ben tanıtmak için çok piyano fortelere dikkat etmiyorum. Parça bittikten sonra nüansları da ayrıca çalışılabilir. Bu şekilde bitti. Şimdi iki elle çalıyorum. Dikkat ettiğiniz gibi buraya kadar iki elde aynı şeyi çalıyor. Evet. Az önce bahsetmişken nüanslarıyla yapalım. İlk iki ölçü forte, sonraki iki ölçü piyano, sonra forte, sonra yine piyano. Evet, yapıyorum. Staccato. Bağ sonu piyano. Forte. Piyano. Yalnız parçaları çalışırken ilk önce daha ellerimiz hakim olsun diye tuşlara özellikle piyano, daha piyanoları yapmak zorunda değiliz. Önce bir hakim olsun elimiz. Tuşları iyice ezberleyelim, notaları öğrenelim. Ondan sonra nüansları da yapabilirsiniz. İlk başta yapmak biraz zor olabiliyor. Evet, iki elle çaldım orayı. Şimdi sol ele bakalım. Do, re, mi, fa, sol, si, re. Bakın bona yaparken de staccato ve legatosuna göre yapıyorum. Bakın. Do, re, mi, fa, sol, si, re. Mi, re, mi, fa, sol, do, re, si. Ritardando'yu da yaptım. Evet, şimdi yapıyorum. Sağ eli yapıyorum. Tam şurayı. Do, re, mi, fa, sol, si, re. Mi, re, mi, fa, sol, do, re, si. Yavaşladım. Şimdi gerçek tempoya döndüm. Evet, şuradaki akorlara bakalım. Sol, do, mi. Orta do'muz burasıydı. Sol, do, mi. Sol, si, re. Tekrar sol, do, mi. Tekrar sol, si, re. Bu yalnız bu iki vuruş. Bu bir vuruşluk. Şuradan sonra da zaten şuranın aynısı. İki elle çalıyorum ikinci satırı. Sol, do, mi hazırladım. Burada do. Şurada bir parmak geçişim var. Bakın. Böyle yapmış. Alttan mi'yi geçirip elimi düzeltiyorum. Alıyorum şimdi. Yavaşlıyorum. Orijinal tempoya döndüm. Bu şekilde bitirmiş oldum parçayı. Şimdi baştan sona sizlere çalıyorum. Tekrarı var.
zıplatır. Beni zıplata zıplata. Yavaşlıyorum. Tekrar ikinci satır. Zıplatıyorum. Da parçamız sol majördü. Nereden anlamıştık bunu? Fa diyez almış. Başlangıç ve bitiş sesine baktığımızda sol majör. Bir de size bir sağel dizi yapayım. Sol majör dizi bir oktavlık. Çevirdim. Bakın fa diyez aldı. Sol elde yapıyorum. Bunu iki elle böyle. Yaparak parmaklarınızı geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda staccato legato parçasını çalışmış olduk. Tekrar tekrar izleyip önemli yerleri siz de kendiniz işaretleyip çalışabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.